geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli hocam, Haldun Oğuz hocam. Ankara'dan bizimle canlı yayına bağlanacak. Onu bekliyoruz. Ve ne dinliyoruz? Dvorak. 9. senfonisi. Nedir 9. senfoni? New World. Yani yeni dünya. Yeni dünya neresi? Amerika. Amerika'da ne var? Afrika melodileri var. Amerika'daki yerliler var. Dvorak bunlardan çok etkilenmiş. Ve bunu yazmış. Dvorak muhteşem bir besteci. Dvorak'ın Stabat Mater'ini bilmiyorum, biliyor musunuz? Bu arada Andante dergisi geldi. Andante dergisine lütfen üye olun. Mayıs ayı. Dijital ortamda üye olursanız çok mutlu oluruz. Destekleyelim. Bir bütün olma zamanımız. Andante dergisine destek verelim. Tıpkı Dvorak'ı dinlediğimiz gibi Andante'yi de seyredelim, dinleyelim. Okuyalım. Kendimizi geliştirelim. Fikirlerine katılmayabiliriz. Ama bir dergidir. Desteğe ihtiyacı vardır. Mutlaka hocamız da geldi. Hocamızla bağlıyoruz şimdi. Hoş geldiniz hocam. Selam Burak Beyciğim, nasılsınız? Gülümseyen bir pozitif enerji, muhteşem bir enerji, olağanüstü bir enerji. Sağ olun, sağ olun. Karşılıklı. Hocam, sesim iyi geliyor mu? Bugünkü videodan dolayı tekrar sizden özür diliyoruz. Ufak bir problem oldu ama tekrar koyduk. Bu arada bu Dvorak Stabat Mater, Dvorak 9. senfoniyi, o çaldığımız eser Dvorak 9. senfoni, Yeni Dünya diye Amerika'yı ile ilgili yazmış. Amerika hayranıymış Dvorak. Ve bu eseri neydi? Venezuelalı şef Dudamel Papa'ya konserde yönetiyor. Olağanüstü yönetiyor. Yani ben Dudamel'in enerjisine bitiyorum. Birçok insan onu eleştiriyor ama olağanüstü bir şef. O da bir pozitif, acayip bir adam. Tanışma fırsatı oldu onunla. Değişik bir adam. Yani Türk olduğumu duyunca aa falan oldu böyle. Aa, ben Türkleri çok severim falan böyle. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, çalışıyoruz. Öncelikle size bu değerli davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam bizim için büyük onur, büyük gurur. Siz çok değerlisiniz. Hem Türkiye Opera'ya teşekkür ediyorum. Hem size bizim bu çok farklı alanlarda benzer şeyler için uğraşan, emek veren insanları bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Ben bazılarını takip ettim ama her gün harika şeyler yapıyorsunuz. Valla elimizden geldiğince yani değerlerimizi bir şekilde insanlarımızla yan yana getirmeye çalışıyoruz. Değerlerimizden bir tanesi sizsiniz. Bu tıp, yani bizim elimiz ayağımızsınız hocam. Yani kulak burun boğaz doktorları olmadan biz ne yaparız? Biz nasıl şarkı söyleriz? Biz nasıl sahneye çıkarız? O özgüveni nasıl yaşarız? Ve sizin gibi pozitif bir doktorla, pozitif bir hocamızla konuşmak beni daha çok şey yapar, nasıl söyleyeyim size? Daha çok özgüven verir sahneye çıkarken. Açıkçası Satolov da çok şey bir insan ama ben çok konuşuyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah, çok keyifli. Sohbet için buradayız, yani, muhabbet edeceğiz. Satolov da çok iyi bir doktor ama muayenehanede inanılmaz ciddi ve şey, yani pom, yani hiç şey yok. Ne görüyorsa onu söylüyor ve siz o anda 7. kattan atlayın yani. O anda bitiyorsunuz yani, o sesle ilgili. Problem yaşadığım zaman değil, bu normal zamanda da gidiyorsun. Adam normal zamanında da sana aynı şeyi söylüyor. Ama dışarıda başka bir dost, başka bir arkadaş, başka bir abi bize. Değişik bir insan. Ama siz çok pozitifsiniz. Hocam, çok sağ ol. Yani sizden bahsedelim. Siz mi bahsetmek istersiniz? Sizin görevleriniz, yani ben açıkçası Türkiye'nin en önemli değerlerinden bir tanesiniz siz de. Türkiye'nin markasınız, ses markasınız. Avrupa Foniatri Akademisi Başkan Yardımcısınız. Bir Türk olarak ben bundan acayip gurur duyuyorum. Acayip. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Profesyonel Ses Derneği Yönetim Kurulu Başkanısınız. Bunlar çok önemli değerler. Yani Harvard'da Tıp Fakültesi'nde Laryngoloji ve Ses Restorasyonu Enstitüsü'nde gözlemci olarak bulundunuz. Ondan sonra Hacettepe Üniversitesi'nden mezunsunuz. Ben böyle karışık konuşuyorum, kusura bakmayın.
Harikasın. Sağ ol. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimi aldınız ve hala devam ediyorsunuz Ankara'da. Ankara'da da opera sanatçılarının çok sevdiği bir kulak burun boğazcısınız. Özellikle Ferda'dan dolayı biliyorum ben. Sağ olun. Yani opera sanatçılarının... İnşallah işleri düşmez. Ama normal zamanda da geliyorlar mı? Merak ettim. Tabii. Yani şimdi o saydığınız isterseniz şeylerden çok azıcık bahsedeyim. Buyurun lütfen. Birincisi lütfen. Ben sadece bir kulak burun boğaz uzmanıyım. Yani bir hekimim önce onu söylemem lazım. Bizim gerek kulak burun boğaz alanıyla ilgili gerekse sizinle şimdi yaptığımız gibi multidisipliner ilişkilerimiz için kullandığımız farklı platformlar var, farklı dernekler var. Sadece kulak burun boğazla ilgili olanları olduğu gibi işte bu multidisipliner olanlar aslında en çok keyifle içinde yer almaktan mutlu olduğumuz alanlar. Bunlardan birisi Profesyonel Ses Derneği. Profesyonel Ses Derneği aslında bayağı eski bir dernek. Bizim sevgili hocamız Gürsel Dursun'un 20 yıl önce kurduğu bir dernektir. Bu sene 20. yılını kutluyoruz. Onun için böyle küçük küçük etkinlikler yapacağız. Bu toplantıdan sonra ben de sizden bir randevu alacağım ve diğer arkadaşlarımızdan. Böyle güzel bir perşembe seminerleri başlatacağız biz de. İnşallah orada sizleri birer birer konuk edeceğiz. Çünkü güzel sempozyumlar, toplantılar yapıyorduk böyle yıllık, işte belli aralıklarla, dil konuşma terapistleriyle beraber, odyologlarla beraber, şancı arkadaşlarımızla beraber. Ama bu koronavirüsü döneminde biliyorsunuz artık kalabalıklar halinde bir araya gelmek, fiziksel olarak birbirimize dokunmak biraz zor olacak. Ama hiç değilse online olarak bir şekilde birlikte oluruz diye ümit ediyorum. Hocam işin şakası, bu arada TBT diyorlar ya, ben de onu BTB yapıyorum. Bütün tenorlar bekleriz. Tenorlara da buradan yayın yapıyoruz. Tenorlara söyleyelim. Bütün tenorlar perşembe günleri bu yayınları dizlesinler. Perşembe günleri çok güzel bir şey hocam başlatıyoruz. Evet devam edin özür dilerim. Buyurun hocam. Estağfurullah. Şeyle ilgili olan kısmı da Avrupa Foniatri Akademisi ile ilgili olan da foniatri biliyorsunuz bir bilim dalı. Yani bir tıp bilim dalı aslında. Ve aslında bir çerçeve ya da bir şemsiye ifade gibi bunu düşünebilirsiniz. Ses, konuşma, yutma ile ilgili bütün tabii pediatrik çağda konuşmayı etkileyen işitme bozuklukları da bunun içerisine giriyor. Bütün hepsini içerisine alan bir disiplin. Bazı ülkelerde bu bir ihtisas yani kulak burun boğaz gibi göz hastalıkları gibi tıp fakültesinin üstüne bir ihtisas. Bazı ülkelerde kulak burun boğazın üzerine bir üst ihtisas. Bizim ülkemizde foniatri adında bir bilim dalı yok. Yani ne bir üst ihtisas maalesef olarak ne de tıp fakültesinin ardından. Çoğu Avrupa ülkesi de bizim gibi. Hani işte Almanya, birkaç yine Almanca konuşulan ülke vesaire dışında foniatri terimiyle bir uzmanlık eğitimi yok. İşte Amerika'daki karşılığı bunun biliyorsunuz laringoloji üstisası. Dolayısıyla o çatı altında çalışan hekimleri bir araya getiren bir Avrupa Foniatristler Birliği var. Bir birlik var. O birliğin de kulak burun boğaz uzmanlarına bu konuda eğitimleri veren bir foniatri akademisi var. Avrupa Foniatri Akademisi. İşte o benim başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm o. Yani hekimleri eğitmeye yönelik bir şey. Arkamdaki logo da bu arada 2020 Ekim'de Avrupa Kongresi'ni Türkiye'de yapacaktık. Hala o şekilde gözüküyor ama çok büyük ihtimalle bu korona nedeniyle biz bunu 2021 Ekim'e taşıyacağız. Orada da hep beraber olacağız. Neden Ekim ayı? Ekim ayının özelliği var mı? Ekim'in özelliği Antalya geçmeden, Antalya hala güzel iken Avrupa'dan, dünyadan gelecek misafirlerimizi ağırlayalım diye. Gün olarak hangi günde hocam merak ettim. Ekim kaçıydı? Ekim 6-10 Ekim'di. 10 Ekim. Benim doğum günüm. Harika. Verdi, o zaman orada orada kutlayacağız o zaman. Giuseppe Verdi'nin doğum günü, bir de Leyla Gencer'in doğum günü. Bu arada 10 Mayıs'ta 10 Mayıs'ta Leyla Hanım'ı kaybettik. Bugün 14 Mayıs. Ben 4 gün sonra idrak ettim bas olarak. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Rahmetle anıyoruz. Işıklar içinde olsun. Bizim kraliçemiz. Bol bol konuşuyoruz Leyla Hanım'dan bahsediyoruz. Bizi duyuyordur. Boğazda külleri var onun. Muhteşem bir insandı. Muhteşem tatlı bir insandı. Hocam peki opera sanatçıları tedavi sırasında sizi zorluyorlar mı? Ben hemen sorulara geçtim. Kusura bakmayın ama. Estağfurullah. Ben aslında bunu soruyla şöyle cevap vereyim. Nasıl bir eğitim alıyorsunuz ki muayene olurken bile profesyonel oluyorsunuz? Gerçekten mi? Bunu çok içten söylüyorum bunu. Yani özellikle... Bu arada Ferhan hocamız bağlandı. Ferhan hocamız bizi seyrediyor. Hocam hoş geldiniz. Sevgiler Ferhan hoca. Bütün hocalarımıza, İlter hocamız da bağlandı. Evet, İlter'in de geldiğini fark ettim az önce. Bu arada Burak Beyciğim, biz sizin ve benim kişisel hesaplarımdayız. Biz Opera Türkiye'ye bağlandık mı? Ciddi misiniz? Evet. Burak Bilgili'ye konuşuyoruz şu anda. Arayan var mıdır acaba?
O zaman ay benim hatam. Ay bende tenorluk tuttu. Kimse uyarmıyor beni. Hayır, ben gördüm. Boğaziçi. Bir dakika hocam, özür dilerim. Türkiye Opera'ya bağlanmamız lazım çünkü. Ya da buradan da yapalım bilmiyorum yani. Bilmiyorum da çok güzel şeyler yazıyorlar insanlar. Bayağı takip eden var şimdi. Bilmiyorum ne yapalım bilmiyordum. Bilemedim. Şöyle bir şey var. Size telefon açtım söyledim. Boğaziçi Elektrik bu yayınları kesmek istiyor biliyorsunuz. Söyledim mi ben size? Aha. Ve elektrikleri kesiyorlar. Evet, yani benim evde internet falan yok şu anda. Ve telefonun hattı da gidiyor. Ben aceleden böyle şey yaptım ya. Çok kötü oldu. Ne yapalım? Boğaziçi Elektrik, siz nasıl isterseniz, şu anda bayağı da takipçimiz var. Var. Siz bilirsiniz. Bence eğer vaktiniz olursa hemen değiştirelim diyor İlter Hoca. Bence de değiştirelim. İlter değiştirelim diyor. O zaman hemen kapatıp açalım. Ama...